Hadi boncuk yavrum, çek bakalım Mine ablanın niyetini ha. Şöyle, şimdi okuyalım bakalım. Neyse halim o çıksın falı. Dur Tonton amca, ben söyleyeyim Mine'nin falını. Bak boncuk ne diyor. Kumbaran 5 defa dolunca ameliyat paran birikmiş olacak. Boncuk, o zaman Mine de bütün çocuklar gibi koşup oynayacak diyor. Dur bakayım, eskisi gibi cambazlık bile yapacakmışsın. Doğru Azize ablanın dedikleri ha? Yakında tamamen iyileşeceksin. Boncuk senin de falına baksın mı Azize? Benim falımdan ne olacak Tonton amca? Halimizden memnunuz biz, öyle değil mi İbiş? Boncuk Ayla'nın falına baksın. O pis hayvan mı söyleyecek kaderim? Ben sizler gibi uyuşuk değil. Ömrümü bu aşağılık çadır tiyatrosunun adi seyircilerine eğlendirmekle geçirmeye niyetim yok. Hadi be sen de, nesi var buranın? Hem eğleniyor hem eğlendiriyoruz. Hamdolsun karnımız da doyuyor. Oh, bizdeki keyif krallarda yok. Ben zengin olmak istiyorum. Bu çöplükte değil, apartmanlarda, villalarda oturmak istiyorum. Otomobilim, incilerim, elbiselerim, güzel kıyafetlerim olsun istiyorum. Hem ne olacak göreceksiniz. Allah versin kızım, gözümüz yok. Sen ne diyorsun bu işe İbiş? Hı? Efendim? Ne diyor? Aç tavuk kendini arpa ambarında görür diyor. O zaman hasedinizden büsbütün çatlayacaksınız. Ha, bakalım boncuk sana ne diyor? Ne derse kabulüm benim. Oo. Ne diyor? Tez vakitte hayatının erkeği çıkacak karşına. Hem saadet, hem şöhret, hem para. Az acı çekmek de var hesapta ama sonu aydınlık, düğün, tantana. Aklınızca beni kızdıracaksınız öyle mi? Amma da uydurdum be Tonton amca. Uydurmadım ki, bak. Tez vakitte hayatının erkeği çıkacak karşına. Bizi Galatasaray. Ulan sinek hakem. Tanıdın mı? Hı? Hangi takımda oynuyor? Aklını topla kızım. Milyoner Tarık Arman'la nişanlısı Selma. Hani resimleri vardı bende. Sosyetiklerle işim yok benim. Tanımadın mı? Tarık Arman'dı. Azrail tanısın o sosyete züppesini. Puh! Geliyorlar, geliyorlar! Tarık'a 1.000 lira koyuyorum, var mı oynayan? İşte mal toplayıcıları geldi. Tarık'la yarışan sosyete. Başarım için tebrik etmeyecek misin sevgilim? Hangi başarım için tebrik edeyim? Beni kıskançlıkla değil, buzlu bir viskiyle karşılamanı dilerdim. Alev'in kulağına ne söylüyordun? Alev de kim? Aa, o ona mı? Laubalilikten hoşlanmadığını söyledim. Nereye gidiyoruz bu akşam? Akşama mı? Şey, babamlayım, iş konuşacağız.
O kadar da sert bakma be Peder Bey. Buyurun. Merci. Babanız sizi bekliyor. Keyfin alemde, öfkeli mi? Pek değil efendim. Rezalet! Kepazelik! Bu herifi tımarhaneye kapatmalı. Kimi babacığım? Kim çıldırmış? Sen! Ben mi? Evet sen! Şu 15 gün içinde çektiğin parayı biliyor musun? Selma'ya doğum gününde küçük bir hediye aldım. Evet, 12.000. Sonra biraz kırılmıştı, gönlünü almak için... Gönül almak için 7.000? Selma ile nişanlanmamı siz istemiştiniz. Hata etmişim! Meğer onun da zıpırlıktan yana senden kalır yeri yokmuş. Darılıp barışmalarımız bana kaça mal oluyor biliyor musun? Biliyorum babacığım. Az önce Selma'yı baloya götürmek için 5.000 liracık daha aldım. 5.000 lira daha mı aldın? Çık dışarı elimden kan çıkacak. Sinirlen. Çıkıyorum babacığım. Tarık Bey. Buyurun. Geldi mi şeker? Yoksa unuttun mu randevu verdiğini? Hayır, unutur muyum hiç? Beni öpmeyecek misin? Buyur canım. Adı neydi bunun? Ne bileyim ben? Nazan'la randevum vardı benim, bu geldi. Anlıyorum Tarık Bey. Nazan Hanım'a evde olmadığınızı söyleyeyim. Sen bir harikasın Şakir. Aman idare et. Tarık Bey evde yok Nazan Hanım. Ben Nazan değilim bir. Tarık Bey bana bu saatte randevu verdi 2, evde yoksa da gelene kadar beklerim 3. Yani küçük hanım, bu ne zorbalık yahu, delirmiş bu kadınlar be. Tarıkcığım senin geri zekalı uşağın evde olmadığını söyledi. Kız kardeşim. Oo, hoş geldin. Kız kardeşim. Koskoca adamsın, utanmıyor musun yalan söylemeye? Sen bugünlerde adam akıllı sapıttın. Gel canım. Tarık Bey evde mi? Bu saatte bekliyordu beni. Buyurun efendim, Tarık Bey sizi salonda bekliyor. Koskoca herifsin, utanmıyor musun yalan söylemeye? Nazan, sen miydin? Evet şekerim, ben baş başa olacağımızı sanıyordum. Ya baş başa, baş başa. Tabii ya, baş başa. Sen buyur şöyle, ben şimdi geliyorum. Ben gidiyorum. Ama yalnız... Ay! Ne halim varsa gör. Sigaramla çakmağımı senin arabanda unutmuşum sevgilim. Yoksa seninle de bir randevum vardı? Hayır sevgilim, büroya telefon ettim. Kız eve gittiğini söyleyince... Belki Hilton'da bir drink alırız dedim. Hilton'da drink. Alın şu teşkilatlarınızı alın. Alın. Yalan tellidir. Tellidir ama. İstanbul'un horozları belliydi. Ötelerde gördüm biyotüler. Geniş olan gam zamanı değil. Geniş olan gam zamanı değil. Aslam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün koca kızı görmedim, canım sıkıldı. Aman canım sıkıldı. Aslam çardakta, suyu bardakta. Diyotiverde kocaman kız, bilmem yanakta. Aman bilmem yanakta. Thank you.
Bu gece en az 100 lira daha girer kumbarana. Azize abla. Ne oldu, ne derdin var senin? Bizim Salih hastalandı gene. Sızdı yani. Ya, vakit de geliyor, Rasim baba kızacak. Sizin numarada yalnız olmaz ki. Ha, işte ben de onun için sana geldim ya. Anlamadım. Salih'in boyu ancak senin kadar. 40 yıllık palyaço Salih'in yerini nasıl alırım ben, beceremem ki. Becerirsin, becerirsin. Rasim baba, Salih'in sızdığını anlamasın. Tamam mı? Sağ ol Azize abla. Hay Allah. Onlar da ne? Sarhoş Salih'in yerine çıkacağım. Ne yapayım, sızmış gene. Babana söyleme, olur mu? Bir şartla. İşten sonra Üsküdar'a benimle inecek. Gece yarısı ne işiniz var Üsküdar'da? Evden bir şeyler alacağım. Gece bizde kalır, yarın öğlene doğru döneriz. Oldu. Hazır inmişken bir de hamama gideriz. Gideriz. Hayla. Geliyorum babacığım. Ne dersin? Palyaçoluğu becerebilecek miyiz İbiş? Ha? Bu gece 117 lira düştü Mine'nin hissesine. Olur şey değil. Sarhoş Salih iyice döktürüyor bu gece. Herkes yuttu. Peder yuttu. Zam yapacak Sarhoş Salih'e. Aman dikkatli olun. Bu saatte it köpek doludur ortalık. Öyle itlerin kuyruğu bize kısa gelir Rasim baba. Bana Azize demişler, takılan alır boyunun ölçüsünü. Kaçıracağız son otobüsü. Yarın geç kalmayın. Sabah hamama gideceğiz, öğlene döneriz Rasim baba. Hey, delirdin mi sen be? Gitti son otobüste işte, ne olacak şimdi? Bırak şimdi otobüsü. Kabanmayla mı gideceğiz ta Üsküdar'a? Niye bindirmedin otobüse? Hay! Hay! Merhaba. Hadi atlayayım. Basın bakalım da yeni moda ense tıraşınızı görelim. Dur kız, dur. Arkadaşın huylu biraz, boş ver, boşuna zaman geçirmeyelim. Sen çeksene şu ön ayağını bakalım. O ne biçim söz Azize? Kellenin ortalık yerine bir valiz inerim, kendini morgun frijlerinde bulursun. Aman yarabbi, rezil oldum. Sen de neredeyse akraba çıkacaksın bu tekerlekli zamparalarla. Onlar tanıdık, Tamer nişanlım sayılır. Ha, şu mesele, biz de enayi gibi... Ne yapayım? Sen gelmesen babam bırakmazdı. Hanımefendi oynaşacak, biz aleti olacağız. Ne olur bırak keçiliği, sen de gel bizimle. Babana söylerim diye mi korkuyorsun? Uzatma, arabada bekliyorum. Tamer'in ailesi çok zengin, beni de seviyor. Peki gazetedeki zibidi ne oldu? O hayal kızım, Tarık Arman bizi alır mı? Ne olur, çadıra bensiz dönersen babam keser beni. Üsküdar'a git, 1-2 saat sonra dönerim ben. İstikbalim sana bağlı. Konferans bittiyse atlı arabaya. Ne olur. Hadi gazlayayım bakalım. Enayiliğine doyma. Duydun mu İbiş? Namusuna da enayilik olmuş da haberimiz yok. Ne dersin? Medeniyetin çok mu gerisinde kaldık yoksa? Şimdi ayvayı yedik işte. Hey!
görmemişin damadı ne olacak? Alsan arabana yapışırız çünkü. Lastiğin patlar inşallah. Bizi de gördü Allah, baba sucuk olacağız yağmurdan. Hey! Çık şu lan gebeş! Durmadın anladık, bari çamura sıvamayın insanı. Ya bilirsin ya da beni ezer hapislerde çürürsün. Hey! Bana bak kızım, intihara niyetliysen başka araba seç kendine. Ne komik! Komik olan ne? Sen! Ha, ben mi? Sen sensin, o yani, sen o. Hay Allah, çattık müsküllü belayı. Hey, nereye? Sen ne biçim sosyetesin? Hiç kibarlık yok mu sende? Yok, ne olacak? Olmasın be abicim, boş ver. Islak sıcağına döndük be abi, insanlı bir yere kadar atıver bizi. Geç bakalım baş belası hadi. Başka zaman olsa tenezzül etmezdim ya senin arabana binmeyi. Ya şimdi de binme öyleyse. Hiç insanlık yok mu sende? Koskoca araba, bir kenara sıkışıversem ne olur yani? Araban mı istiyor? Bana bak. Çok yaşa. Sen de gör. Sağ ol sosyete. Hadi atla. Ne olacak? Sıkıştık işte. Sen Tarık Bey'in nişanlısısın değil mi? Sağır mı? Aman dur abicim dur. Yine ne oldu? Bavulum yolda kaldı. Dur. Bagaja, bagaja, bagaja. Hayır, sen aklında çok yaşa be sosyete. Zahmet etme, ben koyarım. Günah. Çok yağmur yağıyor. Çarşıda bırakırız. Araba değil, kibrit kutusu mübarek. Madem bu kadar param var, doğru dürüst bir araba alsana kendine. Fazla konuştun. Çeneni kesecek misin sen? Bari aksırırken ağzını kapat. Affedersin ablacığım, biraz aniden gel. Dikkat canım. Peruka taktığını çakamadım ablacığım, affet. Çattık belaya. Denize düşsem daha az ıslanırdım. Şu hale bakın. Ay, çeksene şunu. Bir de beni dışarıda bıraksaydın ne hale gelecektim düşünsene. Ay dikkat, viraj var. Görüyorum. Ne sandık hali? Görmedinse diye izah ettim abicim. Hani konuşmayacaktın sen? Pekala. Bundan sonra yalvarsanız da konuşmam. Ne yapalım? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz. Efendim? Hiç abicim, sesli düşünüyorum. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Ne oldu? Benzin bitti. Allah'tan bidonda yedek benzin var. Ay Allah, koca bidona ne oldu ya? Bavulunu koyarken benzin bidonu yok muydu bagajda? Yoktu. Nasıl yoktu? Basla ya, yoktu işte. Görmedim. Uçmadı ya koskoca benzin bidonu. Allah'ım, bize piyango çarptı bu gece. İleride benzinci var. Ben alıp geleyim bari. Kendinize başka bir vasıta bulsam iyi olacak. Peki peki, gidiyoruz işte. Yedik sanki ağzınızı. Dur beni de al. İyi ama hanım abla, ön taraf komple. Sağ ol bey abicim, arkaya atlarım ben. Tamam. Hey sosyete, atlasana. Şöyle rahat et. Konforu biraz hafif ama idare eder işte. Al ye. Ye ye, günah bana be.
Ay şöyle yahu gülmek yakışıyor mu sana? Sana da gevezelik yakışıyor. Doğru ya, çenem de mübarek ağır makineli gibi durmak bilmedi. Hala konuşuyorum değil mi? Galiba. İnsan bidonun üstüne benzin diye yazar, ne bileyim ben. Bidonu sen çıkardın değil mi? Eyvah, benzinciyi geçiyoruz, atlayalım. Ha, çabuk, çabuk al şunu. Hadi, al. Peki ben niye atladım kamyondan? Akıl akıl da gel kuyruğuma takıl. İyi mi? Uğursuzluk bende galiba. Hoş ver bizim ev şuracıkta. Eve kadar gider Şakir'i yollar, Selma'yı aldırırız. Bisiklete binmesini bilir misin? Hayrola? Ne olacak bu? Daha çabuk gideriz. Aa, bir bisiklet hırsızlığımız eksik. Atla bakalım baş belası. Pedalla bakalım sosyete. Eyvah, füze gibi uçuyoruz. Bisikletin frenleri bozuk da ondan. Şimdi yedik ayvayı işte. Gel de çık işin içinden şimdi. Oo, vay anasını. Amma da büyük evin varmış be sosyete. Bu ıslak şeylerle zatürre olacağız. Gel üstümüzü değişelim. Yanımda elbisem yok. Buluruz bir şeyler. şey diyecektim. Hop. Üstündekiler kuruyana kadar bundan idare edersin. Sen de ıslanmışsın İbiş. Şıf! Ama sen nezli olmazsın. Sabah kafasını yarmak istemiştim sosyetenin ama pek o kadar kötü insan değilmiş. Konuş, bir şeyler söyle be İbiş. Yoksa Tonton amca ile boncuğun falı mı çıkıyor dersin? Boş ver, bize niyet olmadıktan sonra. Şıf! Hay Allah, ben öyle pek iri yarı değilimdir ama sen galiba yağmurdan çekip üzülmüşsün. Sen de inadına fazla şıklaşmışsın sosyete. Aşağı inmez misiniz baş belası? Ha. Çalışma odası daha sıcaktır. İsterseniz oraya gidin. Ay sen çalışacak vakitte buluyor musun? Çeneni kes, gene kavga etmeyelim. Otomobil sefası, at yarışı, tenis maçı, karılar, kızlar, nişanlar. Susacak mısın sen? Sustum, vallahi sustum. Şimdi sen bu kitapları okudun mu yani? İmtihan mı edeceksin? Yakmasam olur mu şömineyi? Olur. Ne gülüyorsun? Gülmek de mi yasak be sosyete? Bak, bir daha bana sosyete dersen... Demem, vallahi demem. Ne olur kavga etmeyelim artık. Peki, ne yapalım? Pişpirik bilir misin? Ha? Yok, dur. Yemek yiyelim daha iyi. Biraz peynir ekmek filan. Sana zahmet olacak sos... Sosis de varsa diyecektim. Vay zampara vay. Gene bir şeyler çeviriyorsun sen. Yok vallahi. Viski içer misin? Evet. Ne oldu? Tahta kurusu gibi.
Şampanya? Bildiğimiz köpüklü şarap yani. Cordon Rouge, hakiki Fransız. Bilmem. Tavuk, Rus salatası, soğuk et. Bunu tanıyamadım, bu ne? Jambon. Aa, domuz yemem. Bu ne? Siyah havyar. Bunların hepsi ikimiz için mi? Hepsini yemek zorunda değilsin. Dur bakalım, belli olmaz. Şampanya. Ha, şampanya. Beyefendi şamp. Bunun gözü beni pek tutmadı. Girişelim mi? Girişelim. İyice acıkmışsın. Sorma. Şey, uzat kollarını bakayım. Hay aklınla yaşa be sos. Sosis. İftar topu gibi maşallah. Buyur. Gazozun gürültülüsü. Güzelmiş. Dur bakalım babalık, senin niyetin bizi sarhoş mu etmek yoksa? Bu senden daha sert yahu. Öyledir. Hadi bakalım baş belasının şerefine. Nasiyetinin şerefine. Bu saatte kim olabilir? Aa, seninki olmasın. Hangi benimki? Arabada unuttuğumuz. Eyvah! Çabuk çabuk bir yerlere saklan, durma! Durma! At şu elinden, olmaz dur! Olmaz en tatlı yeri! Saklan diyorum sana! Çabuk çabuk! Ay! Hadi saklan! Saklan diyorum sana! Kaybol! Ay başımın belası! Sen de diplomalı kılıbıkmışsın be sosyete! Tarık döndü mü? Döndü efendim. Ne? Döndü mü? Bir dinlem. Buyurun bakalım şimdi cenaze namazına. Tarık! Sakın, sakın, çabuk. Tarık! Çabuk sakın, sesini çıkarma. Tarık! Hoş geldin şekerim. Ben de şimdi seni alması için Şakir yolluyordum. Şimdi öyle mi? Ben de şimdi geldim zaten. Üşütmüşüm. Ateşim kırka çıktı. Nezle göğsüme inmiş. Hem dışarıdan hem içeriden aksırıyorum. Bak duydun mu? Bu içeriden. Bu da dışarıdan. Bana öteki dışarıdan gibi geliyor. Aksırın nereden geldi şimdi daha iyi anlaşılıyor. Sofrayı demek istiyorsun. Aa Şakir. Şakir bir arkadaşını davet etmiş de. Uşağın ne zamandan beri şömine başında şampanyalı ziyafetler veriyor arkadaşlarına? Küstah, terbiyesiz, ne olacak? Ben de kovdum zaten. Hiç böyle bir hali yoktu. Herif yüzsüz, ne yapayım? İçeriden. Ha? Bak Selma. Bak Selma, Selma sevgilim. Bak. Bak. Kesin burada demek. Nereye sakladın onu? Yok işte. Yok işte sevgilim. Bu kadarı da fazla. Bak sen. Bu kadarı fazla. O uğursuz sütü arabaya aldı, sesimizi çıkarmadı. Kürtük senin anan uğursuz da baban çıkmadı. Selma sevgilim. Bırak be sosyete, şimdi de bayılma dümeni yapıyor. Hesap istiyorum senden. Bak Selma. Ver şu hesabı da gitsin be sosyete. Fatura almayı da unutma. Yok be. İster misin karı kekeme kalsın? Yo, bu kadar hakarete tahammül edemem artık. Bak sevgilim. Sen bana gitme bak sevgilim. Görürsünüz hepiniz. Selma. Dur sen. Bak sevgilim. Bak sevgilim. Faydası yok artık. İşte şimdi hafı yuttu. Yarın kıymetli bir hediye gönderirsiniz, olur biter. Nerede o baş belası? Geçmiş olsun sosyete, belayı ucuz atlattık. Asıl bela sensin, üstelik seni bir türlü atlatamadık. Aptal aptal bakma, sana söylüyorum. Gideyim mi yani?
Hala durduğun kabahat. Affedersin sosyete. İstersen özür dilerim nişanlımda. Bir daha karşıma çıkma yeter. Sana rastladım rastlayalı, başıma gelmeyen kalmadı. Boş ver. Kötü yürekli değildir aslında. Böyledir zaten. Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulurmuş. Yalvarsa da kalmam zaten. Hasta da olsam, kurtlar kuşlar da yese gene kalmam. İnsan değil ki bunlar. Sosyete ne olacak? Bu havada zavallı çocuğu sokağa mı atacağız yani? Ne yapayım? Gidip ayağına mı kapanayım dönsün diye? Git çağır. Sabah da 5-10 lira verir salarsın. Bir daha da gözüm görmesin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı be. Sabah sabah. Sabah değil, öğle oluyor neredeyse. İsterse akşam olsun. Babanızla randevunuz olduğunu unutuyorsunuz. Şu babam da randevu verecek saati bulur. Kahvaltımı getir çabuk. Geri misin? Yok bir şey, yok yok yok. Şimdi toplarım hepsini. Çay da tamam, hop. Biraz ziyan oldu ama. İşte tamam. Deme, deme. Amma'da nankör herifmişsin. Gece evinde yattık diye bir çay pişirip teşekkür edelim dedik. İstemiyorum, istemiyorum. Yanlış. Defol. Ne bağırıyorsun be? Babanın uşağı var senin? İyilik yaramıyor buna. Defol! Defol! Şeytan görsün yüzünü! Senin gibilerin kibarlığına turp sıkayım. Asaletin mektebi var, mektebi! Baba parasıyla kibarlık bu kadar olur işte. Sen de sus be! Nankör, lanet herif! Ne, bana mı dedin? Ne var babalık, sana dedim, ne olacak? Kimsin sen, çabuk söyle! Polis misin, nüfus memuru mu yoksa, kimsem kimim? Azize, Azize! Orası nere, çabuk söyle! Bağırma be! Kulağını zarını patlatacaksın! Ha, bildim babalık, Tarık adlı sosyetenin evi. Ben o zibidinin babasıyım, çabuk hangi cehennemdeyse çağır bana! Seni Haytoğlu'nun çobanı mı zannettin, moruk? Moruk mu? Kaldırım yosmasız seni! Çabuk onu çağır bana! Biraz daha bağırırsan kendi duyar zaten! Tarık! Geldim babacığım! Allah cezanı versin! Allah senin cezanı versin! Sarhoş musun, deli misin, nedir? Yanlış anladınız babacığım, size değil, salak bir hizmetçi aldım, ona bağırıyorum! Hizmetçi senin sülalen be! İnanma babalık, yalan söylüyor senin haysa! Sus! Allah rızası için sus! Size değil babacığım, ona söylüyorum! Derhal kovuyorum onu! Ben gidiyorum zaten! Ben seni kovuyorum! Evlatlıktan, mirastan, her bir halktan reddediyorum seni! Seni öldüreceğim. Şakir abi yeter işte. Yanılmayın beyefendi, elinizi kara bulamayın, sakin olun. Öldüreceğim, bırak! Baş belası, babamla da aram açıldı senin yüzünden. Çekil önüme. Beyefendi sakin olun. Ne yapayım, bana kızacağına kendine doğru dürüst bir baba bulsun. Dayanamıyorum. Of Allah'ım. Allah'ım, ne günah işledim de başıma bu püsküllü belayı sardı. Merak etme, yalvarsan da bir daha yüzümü göremeyecek. Defol! Defol! Sinirlenmeyin beyefendi. Git pederi yatıştırmam lazım. Üzülmeyin, sizi sever. Evet, sen Selma'ya... Hay Allah, hangi çiçeği severdi o? Ben biliyorum. Onlardan yolla işte. Varsın efendim. Allah'ım, bir daha beni böyle felaketle karşılaştırma. Kaş kadehiyle içtiğim sensin.
geçtim. Nerede kaldın? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bir daha senden yola çıkanın pabucu ensesine yapıştı. Bana bir şey söyleme ne olur. Hamama gittiğini, biraz geç geleceğini söyledim. Bozmayacaksın değil mi? Biraz daha kafa ütülersen bozarım. Tonton amca. Oo, merhaba Azize kız. Tonton amca. Hayrola, bir derdin var senin. Boncuk bir niye çekmişti ya, hani tez vakitçe falan filan. Çıktı mı yoksa? Öylesi eksik olsun. Hadi boncuk bir niyet daha çek bakalım Azize ablana. İbiş ne diyor bu işe? İbiş? Eyvah bavul! Ne oldu? Kaybettin mi yoksa? Bizim sosyetin evinde unuttum. Kimin kimin? Haldan çıkan Züppe'nin canı. Ah, Allah Allah, olur şey değil. Ne var? İlk defa oluyor böyle bir şey, bak. Tez vakitte hayatın erkeği çıkacak karşına. Nalet herif, ulan, babalık, moruk. Hemen kovdum babacığım. Haberim bile yok. Şakir almış. Son zamanlarda romatizmaları biraz azdı da. Şakir namına özür dilerim sizden. Şakir namına, sen meleksin çünkü. Bu işte suçum yok, yemin ederim. Selma da gördü kızı, isterseniz ona sorun. Aa, Selma telefon etti bu sabah. Ne dedi? Sebebini söylemedi ama kızın gönlünü kırmış. Merak etmeyin, onun gönlünü alırım. Bu sefer faturayı insaflı tut bari. Emredersiniz babacığım. Seni son defa olarak affediyorum. Teşekkür ederim babacığım. Sözümü kesme. Ümit ederim ki biliyorsun. Evet, biliyorum babacığım. Öyle de neyi biliyorsun be? Bu akşam ortaklarınızı ve genel müdürlerinizi karılarıyla birlikte davet ettiğinizi, bir saat sonra Londra'ya hareket etmek zorunda olduğunuzu, bu yüzden holdingi sizin yerinize Selma ile benim temsil etmem gerektiğini, gene bu yüzden sevgili nişanlımın gönlünü almak zorunda olduğumuzu. Gönül alma konusu şirketimize çok pahalıya mal olduğundan bir an önce evlenmenizi. Hayırlı yolculuklar babacığım. Merak etmeyin. Nereye? Gönül almaya. Her gele babasının oğlu ne olacak? Doğrusu gelmeye cesaret edemedim. Yoksa yüzüğü kendi elimle takmak isterdim parmağına. Yüzüğün önemi yok. Sevdiğim çiçekleri unutmamışsın. Sana ait, senin sevdiğin en küçük şeyleri bile hatırlarım. Ben hariç, beni sık sık unutursun. Oh, ne olur, dün geceki felaketi hatırlatma bana. Babanın kokteyli de çok zamansız oldu. Mecburuz şekerim. Bütün misafirler karılarıyla geliyor. Ev sahibeliğini sen yapacaksın. Giyecek şey bulamadım evde. Vakit de yok. Onu da düşündüm. Celadet Hanım'a telefon ettim. Tam senin ölçülerine göre bir elbise getirmiş Paris'ten. Neredeyse gelir. Bir de beni beğenmezsin. Dün gece olanları bir unutabilsen. Tam zamanında geldim. Aceleden bavulumla ibişi unutmuşum. Dur dinle beni. Bekle de ben getireyim. Sen zahmet etme abicim, ben çıkar alırım. Oh, unut dedim şekerim. Ne yapayım? O sürtüğün arsız yüzü gözümün önünden gitmiyor. Celadet Hanım gönderdi Selma Hanım'ın tuvaleti. Peki yavrum. Sen gider gitmez kovdum, yemin ederim. Bir daha karşıma çıkarsa herhalde dayanamam. Ben de şekerim, ben de. Elbiseniz geldi hanımefendi. Hadi sevgilim, ancak yetişiriz. Toplantının en şık kadını sen olmalısın. Hiç de havamda değilim bu akşam. Ver bana. Senin gitmeye pek niyetin yok bakıyorum. Bu rahata fazla güvenme, sonra kıçın açıkta kalır. Eyvah! Karı gene tutuldu. Nen var sevgilim? Bana sevgilim deme! Bu eve giremez dediğin yılışık karı yukarıda yatak odasında cirit atıyor. Hayır olamaz. Hey! Yılışık karı senin anandır. Sosyete sürtü. Aynaya bak da gözün yılışık görsün. Çabuk dışarı at bu adi mahluk. Ulan seni ağzı yırtık karıymışsın be. Mahluk diye senin sülaleni derler. Eşek uyuzu. Bitti, ne olacak? Bırak beni. 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 Bırak beni
Galiba gene çam devirdik. Mahvoldum. Mahvoldum. Toplantıya nasıl gideceğim şimdi? Sakin olun efendim. Davetliler yabancı. Nişanlınızı tanımazlar ki. Üstelik babanız da Londra'da. Selma'nın yerine bir başka kadın götürebilirim pekala. Sen bir dahisin Şakir. Bakalım kızlardan kimi bulurum bu saatte. Nazan? 47-11-79. Alo? Nazan, merhaba şekerim. Bu akşam benimle... Madam, bir de telefon açıyorsun. Eve çağırıp öteki sevgililerinle dövüştürmek için mi? Alev. 46-11-13. Alo. Bak haklısın. O gece için özür diler. Yahu ne nazlanıyorsun be? Nişanlısından da ayrıldı. Belki seni alır. Sus başımın belası. Defol. Yaptıkların yetmiyormuş gibi bir de hakaret ediyorsun ha. Bir daha telefon edersen polise veririm seni. Polise haber verirmiş. Polise mi? Başımın belası, sen burada mısın hala? Senin hatırın için bekliyorum. Ne? Benim hatırım için mi? Azize Hanım'ı yedekli tutuyorum efendim. Olur ha, hanım arkadaş bulamadınız. Anlamadım. Beni nişanlının yerine getirecek. Ne? Seni mi? Ne var yani, beğenemedin mi? Evelallah nişanlı değil, nikahlı rolü bile oynarım. Ben hanımefendi arıyorum. Baş belası değil. Buldum. Çiğdem. Çiğdem. Kaçtı? 55, 56, 92. Rol değil mi? Hanımefendiliğin padişahı olurum be. Bir oyun keseyim, senin en sosyete geçinenin yanında hizmetçi gibi kalır. Alo, Çiğdem, şekerim. Bana bak Tarık, ne sesini duymak ne de yüzünü görmek istiyorum. Artık öteki dostlarını ara. Bunların hepsinin de bunu büyüdü be. Ne var inat edecek? En yeni dansları bilirim. Tarararam tam, tarararam tam, tarararam tam. Ya git başımdan Allah aşkına. Tarararam tam, tararam. Özel danslar da var. Na 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 na. Oley! Kokteyl partiye gidiyoruz. Varyete yapmaya değil. Azıcık İngilizce, Fransızca da paraların. Yes, I know. Comment vous appelez-vous? Beyefendi, koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Yarım saatiniz kaldı. Bu kılıkla mı? Kılık meselesi kolay. Selma'nın tuvaleti yukarıda. Ya bu cadı gibi saçlar? Berber 10 dakikada halleder. Yok hayır, olmaz. Canın isterse. Madem işlerini ben mantar ettim, ben düzelteyim dedim. Yaranamadım. Beğenmezseniz sırtınızda yumurta küpesi yok ya, vazgeçeriz. Ya bu dili ne olacak? Ne var dilimde be? Bir deneyelim. Peki, peki, hadi. Çaresizlikten kabul ediyorum. Hazır bak. Bak, orada ağız açmak yok. Yok. Küfür, ulan be, yasak. Hı, yasak. En ufak bir çam devirirsen... Devirme. Devirirsen öldürürüm seni, anlıyor musun?
Nerede kaldınız ya? Şakir! Şakir! Bir şey mi emrettiniz beyefendi? Hazır değil mi hala şu başımın belası? Hanımefendi, hazırlanıyorlar efendim. Hanımefendiliği kim kaybetti de o bulacak. Çabuk çağır şu serseriyi! Nişanlınız Selma Hanım hazır efendim. Yüksek topuklu pabuçumu giyer yani. Ah, hani küfür yoktu? Hani ağız açmak yoktu? Hani dikkatli olacaktın? Daha gitmedik ki oraya. Ah, meraklanma sosyete. Konuşma faslı kolay. Herkese siz, kendimden bahsederken biz derim. Olur biter. Allah'ım, bu gecenin hayırlısıyla bittiğini göster bana. Korkma be sosyete, Allah büyüktür. Hani çeneni? Tuttum. Gevezelik yasak. Konuşur, bir şeyler sorarlarsa evet, hayırdan başka cevap yok. Gülümse kibarca. Açsana ağzını biraz. Kibarca dedim, kibarca. Kibarca. Gülmenin de kibarcası olur mu? Bırak da içimden geldiği gibi güleyim. Oh, içinden geldiği gibiymiş. Allah'ım sen beni koru. Buyurun Tarık Bey, hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk ahbap. Konuşma, gülümse. Heyecanlanma, gülümse kibarca. Hoş geldiniz hanımefendi. Merak ettik. Selma ile kavga ettik, hanım nişanlımdır. Aman idare et. Sayın misafirler, babam Ulvi Arman namına hepinizi selamlar ve teşrifiniz için nişanlım Selma ile birlikte teşekkür ederiz. Alo, siz misiniz Selma Hanım? Tarık Bey toplantıya gittiler. Kimle mi? Bilmem. Biz bu toplantıların hiç değilse yılda iki defaya çıkarılmasını istiyoruz. Emredersiniz hanımefendi, ben de aynı fikirdeyim. Londra'dan döner dönmez babam. Müsaadeleriniz. Nişanlınıza iftihar edebilirsiniz Tarık Bey, şahane. Hem güzelliği hem zekasıyla harikulade bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Az önce Sefir Bey'i dış politika konusunda epey terlettiler. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Nişanlınız hanımefendinin görüşlerinden gerçekten yararlandım. Beni şımartıyorsunuz beyefendi. Siz şımartılmaya layıksınız. Nişanlınızla övünebilirsiniz Tarık Bey. Alo, Tarık Arman'la görüşmek istiyorum. Özür dilerim hanımefendi, toplantıdalar. Emir verdiler, rahatsız edemem. Ben nişanlısıyım. Benim aradığımı söyleyin yeter. Öyle mi? Siz bizimle alay mı ediyorsunuz hanımefendi? Tarık Bey nişanlısı Selma Hanım'la birlikte geldi. Nişanlısı Selma ile mi? Allah'ım! Neler söyledin Allah aşkına Sefir? Ha, o Murat mı? Hiç canım, sağdan soldan konuştuk biraz, tatlı ihtiyar ama. Dans etmeyecek misiniz? Tabii. Bana bak, variyete yapmaya kalkarsan... Nişanlınız hanımefendi, ilk dansı bana lütfederler mi acaba? Tabii, memnuniyetle. Hem dansın sonuna kadar dünya meselelerini de hallederiz. Thank you.
Özür dilerim hanımefendi, içeride özel bir toplantı var. Biliyorum. Öyleyse davetiyenizi rica edeceğim. Davetiyeye lüzum yok. Çünkü Tarık Arman'ın nişanlısıyım ben. Yoksa demin telefon eden hanım mı? Benim. Cevap veren yalancı küstah adam da sizsiniz galiba. Fazla ileri gidiyorsunuz. Aynen iade ederim hanımefendi. Selma'nın şu anda nişanlısı Tarık Bey'le içeride dans ediyor. Ne tuhaf. Gelirken şu geceyi nasıl atlatacağım diye düşünüyordum. Şimdi gece bitecek diye korkuyorum. Başardım demek, seni utandırmadım. Bir anda herkesin kalbini kazandın Azize. Ya senin? Halimden belli değil mi? İlk defa bu kadar mutluyum desem bilmem inanır mısın? İnanırım. Ben de öyleyim çünkü. Hayatımda bir boşluk varmış da farkında değilmişim. Bir boşluk. Doğru. Başka bir insan olacağım artık. Küstah! Bir dakika efendim! Çekil önümden! Bir dakika hanımefendi! Tarık! Selma! Öcük! Kimmiş Selma? Ben mi yoksa bu sokak sürtüğü mü? Yok, ona bir şey söylemeye hakkın yok. Öyleyse hepiniz dinleyin. Selma! Çekil! Sen istedin. Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Bu şırfıntı ismimi, yerimi, nişanlımı çalmakla kalmamış, elbisemi de çalmış. Seni polise vereceğim. Azize! Dur! Gidersen bozarım nişanı. Hala bozmadın mı? Ben bozdum bile. Azize! 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 Kadın haklıydı. Ne işin vardı burada? Bu tehlikeli oyuna niye girdin? Sen Tarık Arman'ın nişanlısı olabilir misin? Sen onları oyaladığın, eğlendirdiğin sürece varsın. Sen budala bir soytarısın. Senin yerin burası değil. Hadi dön çadır tiyatrosuna. Onu seviyor musun? Boş ver. Buraya gelmesi için zaten sebep yok imiş. Ama Azize abla seni sevmiyor. Yoksa bir haftadır hiç olmazsa seni arardı. Seni özledi de beni görmemek için mi gelmedi diyorsun? Haklısın, ona çok kötü davrandım imiş. Ne yapayım? Ben onun kadar tabii, onun kadar iyi yürekli insana alışık değilim. Onun değerini şimdi daha iyi anlıyorum imiş. Üzülmeyin beyefendi. O da bizi sevdi. Sevdi de niye gelmiyor? Bir gün gelecek. Bizim sevgimiz onu buraya getirecek. Azize'nin şerefine içelim Şakir. Azize Hanım'ın şerefine. Bu kadar rezaletten sonra bir de kalkmış onunla barışmamı mı istiyorsun? Asıl rezalet basit bir kıskançlık yüzünden Tarık'ı kaçırman. Aklını başına al Selma. Herkes enayi der bize. Sen evet de ben aranızı bulurum, tamam mı? Tamam mı dedim. Aman! Peki, tamam tamam. Selma'nın bir basit anlaşmazlığı bu kadar büyütmesi seni gerçekten çok sevdiği içindir. Babanız birkaç güne kadar dönmüş olacak. Kokteyl parti olayı herhalde en çok onu üzecektir. Kibarca tehdit. Zarif bir şekilde şantaj. Selma'dan bu meseleyi kapatması için söz aldım. Bize bir telefon etmen durumu düzeltmeye yetecektir. Hediye yok, çiçek yok. Eder Bey memnun olacak. Bu gece yemeği bekliyorum. Sonra baş başa bir yere çıkarsınız. Böylece dedikodular da kapanmış olur. Bu inceliği benden esirgemeyeceğine eminim. Sevgiyle gözlerinden öperim yavrum. Anneniz Şehnaz. Ne yapacaksınız? Someone take my place. Woo, baby, I'm losing you. Oh, sıkıldım, gidelim buradan. Çektiğim azaptan gönlüm dedi. Oh, ağrımı bülbüller susup dinledi. Bilmezsin bu aşkın bana neyledi. Ne olur bir kere gülme Fatma, Fatma. Ne olur bir kere gülme Fatma, Fatma. Tolga
amca. Şöyle mi ne kız? Ay şimdi ablanın nesi var? Hasta mı acaba? Günlerdir bir kerecik bile gülmediniz. Bana bile. Ah, hasta Mine kız ama bu doktorların çare bulacağı bir hastalık değil. Nen var Tarık, hasta gibisin. Bu gece ilk defa gülüyorsun sevgilim. Belliydi bir kaza yapacağın. Bir şey yok ya. Gel bir araba bakalım. Affedersin, buralarda taksi durağı var mı? İleride tiyatro var. Paydos'ta bulabilirsiniz. Sağ ol kardeşim. Ne yapacağız şimdi? Gel bakalım, bir çare buluruz elbet. Buyurun beyim. Aklıma ne geldi biliyor musun Tarık? Doğum günümde vereceğimiz partiye bu palyaçoyu da çağıralım. Gelir mi dersin? Aa, parasıyla değil. Bir dakika. Daha fazla tahammül edemeyeceğim. Tarık Arman nişanlısından ayrılıyormuş. Güzel kara kedi kim acaba? Güzel kara kedi. Ayol neyin var senin? Tarık Arman içeride. Nişanlısıyla beraber. İçeride mi? Yani bizim tiyatroda mı? Amma attın. Senin için harika bir iş aldım Azize abla. 500 peşin. 500 de işten sonra. Oku bak. Olamaz. Kim ki? Ah! Tarık Arman! Nişanlısının doğum günü partisi için seninle Niyazi'yi kiraladı abla, tamam mı? Ne olur beni de götürsene. Sen benim kadar maskara olamazsın. Bana sorarsan Azize kız, gitme. İstersen vazgeç Azize kız. Bunlar bizim seyircimize benzemez. Bunlar yürekten gülmeyi bilmezler. Alay etmeyebilirler değil mi Tonton amca? Ziyanı yok. Aa şuna bak. Ah gel. Çocuklar, palyaço geldi. Hey, gel bakalım buraya, nereye takıyorsun? Hadi çocuklar yakalayın. Size çocuklar, size bir palyaço. Aa, bizi palyaço. Hay Allah ya.
Hadi bakalım maskara, güldürsene bizi. Ben basit bir soytarıyım. Sizler bilgili, zengin hanımlarsınız, efendilersiniz. Arkadaşım hastalandı, gelemedi. Olur mu ya? İsterseniz bir şarkı söyleyeyim size. Söyle, 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 söyle. Yüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yal... Ne biçim palyaço Allah aşkına bu? Söyler sazım, ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Tatmadım, zevk almadı dünyadan. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Taşa geçer, kendime geçmez sözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Buna aşkın gözyaşlarını oynatmalı, fazla yalnız. Ben şimdi söndürürüm. Ücretinizi almadınız. Buyurun. Sana benziyor değil mi? Bir arkadaşımın böyle bir bebeği vardı da. Böyle bir bebeğim vardı? Adı neydi arkadaşınızın? Azize. Azize mi? Bebeği kaybettiğini söylemişti bana. Müsaade eder misiniz kendisine götüreyim? Bu bebeği ben vermek istiyorum kendisine. Mümkün mü acaba, söyler misiniz? Yalvarırım, yardım edin bana. Sahiden bunu istiyor musunuz? Her şeyden çok. Bunu anlatamam size. Yarın nerede bulabilirim arkadaşınızı? Yeri, saati siz tayin edin. Bir konuşayım. Yarın telefon ederim size. Gelmeyecek imiş. Azize seni de, beni de bizim onu sevdiğimiz kadar sevmiyor. Seviyor mu? Öyleyse niye gelmedi hala? Gelecek öyle mi? Haklıymışsın İbiş. Merhaba sosyete, nasılsın, görüşmeyeli? Ben sana baş belası demeyeceğim artık. Ne diyeceksin peki? O kadar alışmıştım ki bu söze. Sevgilim diyeceğim, izin verirsen. Sevgilim mi? Bana mı? Sana sevgilim. Hemen reddetme ne olur. Sana layık olmaya çalışacağım, göreceksin. Ben kimim ki? Azizemsin. Sevgilimsin. Onsuz yapamayacağımsın. Her şeyimsin. Allah'ım bana yardım et. Rüya mı görüyorum yoksa? Mutlu edebilir miyim onu? Ben de seviyorum. Ben de onun gibi yapabilsem, sevgilim diyebilsem, sonu ne olursa olsun.
sevgilim, sevgilim, sevgilim. Sevgilim! 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 Seviyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Eve telefon edip Tarık'ı çağırın bana. Tarık Bey bürosunda efendim. Anlamadım. Bürosunda mı? Evet. Tarık Bey de sizinle görüşmek istiyor. Allah Allah. Tarık'ın bu saatte yattığı görülmüştür ama kalktığı hiç görülmemiştir. Son zamanlarda sabahın 7'sinde geliyor. Nefes almadan çalışıyor. Allah Allah. Bu değişiklik de başımıza iş açmaz inşallah. Ha, mektuplar? Masanızın üzerinde efendim. Peki. Siz bakmadınız mı? Hepsi özel mektup efendim. Allah Allah! Bana Necmettin Bey'i çağırın. Gel. Hoş geldiniz beyefendi. Nedir bu olanlar? Neler oldu ben dışarıdayken anlatsana bakayım. İçeride mi babam? Necmettin Bey'le konuşuyor. Babanız sizi bekliyor Tarık Bey. Buyurun. Hoş geldiniz babacığım. Dur! Kim bu kız? Hangi kız? Kim diyorum sana? Azize mi? Her kimse çabuk getir onu bana. Bu işte Azize'nin hiçbir kabahati yok. Bütün suç bende, yemin ederim. Hem bilmiyorum nerede olduğunu. Böyle kız kaçırılır mı avanak? Anlamadım. Senin gibi bir haytayı yola getiren kız kaçırılır mı? Kaçırılmaz baba! Azize'yi getirdim baba. Ne çabuk buldum. Karşıda, parkta bekliyordu. Peki sen çık, ondan yalnız görüşeceğim. Dikkat et, aman pot kırma. Merak etme, hiç kırar mı ya? Abi. Merhaba babalık. Babalık mı? Kendimi göstermek istedim sana, daha önce telefonda tanışmıştık. Demek o şey hizmetçi... Arsız hizmetçi bendim. Şimdi söylemesem, kibar rolü yapsam kandırmış olacaktım seni. Öpeyim de barışalım ha. Şimdi insanların seni niye bu kadar çok sevdiklerini daha iyi anlıyorum. Kimse sevmez ki beni patavatsın. Harika. Gevezeyim, ilk aklıma geleni söyle. Mükemmel. Erkek gibiyim, süs filan bilmem. Daha iyisi can sağlığı. Alay mı ediyorsun be posbıyık? Posbıyık mı? Biraz da küfürlü konuşurum yani. Bıyıkların o kadar yakışıyor ki. Ne diyorlar bunlar ya? Ailenle tanışmak ister. Annem babam öldü. Allah rahmet eylesin. Aileden başkaları? Bizim aile kalabalık. Büyük bir aile sayılırız aslında. Öyleyse bütün o büyük ailenle birlikte pazar günü 5'te evimde bekliyorum seni. Beni? Seni. Ailenle? Ailenle elbette. Ne oldu? Ailemle birlikte davet ediyor beni. Sevgilim, bu ne demektir biliyor musun? Biliyorum galiba. Boncuğun falına inan Azize kız. Bugüne kadar hepsi çıkmadı mı?
Çıktı çıkmasına ama fal dediğim bu kadar işte. Hepsi de çıkacak değil ya. Hepsi çıkacak Azize. Göreceksin. Koskoca sanayi kralı Ulvi Bey bir çadır tiyatrosu şarkıcısını gelin alacak diye ya oğluna. Sen beni sevdiğinden söylüyorsun. Tıkandı kaldı işte. Bugün beşte ailemle birlikte beni bekliyorlar. Hiç mi yalan söylemedin hayatında? Saat beşte gideceksin. Ya aile? Uçakla İzmir'den geleceklerini söylersin. Farz et ki uçak kalkmadı, yetişemediler. E ne var bunda? Hem madem boncuk bu iş olacak diyor, belki de gelir ailen. Benim kimsem yok ki. Merak etme, uçağı kaçırmışlardır belki. Bir sonraki uçakla geleceklerdir. Sana anlatmam lazım Tarık. Neyse. Azize, kızım. Buyurun babacığım. Akrabalarım biraz gecikti. Gelmemelere ihtimali var mı? Beni affedin. Misafirlerinize de rezil oldunuz. Benim akrabalarım, nasıl söyleyeyim? Davetimize tenezzül mü etmediler? Estağfurullah. Asıl ben, benim akrabalarım... Misafirler geldi babacığım. Aa. Tantan amca! Kızım, yavrum! Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktu. Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım. Emekli Aydın valisi Rasim. Salih, Azize'nin dayısı. Hoş geldiniz. Efendi Salih Bey, Ege'nin en büyük çiftçileri. Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Buyurun misafirlerimle tanıştırayım. Ailen de senin gibi sıcak ve sevimli. Doğru. Ailem onlar benim, her şeyim. Sana bu değerli günün hatırası olarak bir hediye vermek istiyorum. Bugünün en güzel hediyesi pos bıyıklarınızdan vereceğiniz iki öpücüktür. Müsaadenizle bu kıymetli hediyeyi kabul edemeyeceğim. Pos bıyıklarımı bu değerli kolyeye tercih ediyorsun demek. Olur şey değil. Bana hayatımın en güzel hediyesini verdin. Teşekkür ederim. Bu vaktiyle en sevdiğim insana, karıma taktığım yüzüktü. Hayatta en kıymetli şeyim ama artık yeni bir el buldum. Değerli bir el. Bunu parmağına takar, gelinim olmayı kabul edersen beni çok sevindirirsin. Bıyıkların gıdıklıyor babalık. Ne o? Niye yumdun gözlerini? Gördüğüm güzel rüyadan uyanmamak için. Hayır Aziz, gördüğün rüya değil. Mutluluk bu. Mutluyuz. İnanamıyorum. Layık değilim bu kadar mutlu olmaya. Evet. Bir gün pişman olursan... Neler söylüyorsun? Söz ver bana. Pişman olursan ilk bana söyleyeceksin. Çocuksun sen. Söyleyeceksin, söz ver. Peki, söz. İlk sana söyleyeceğim seni sevmediğim. Alacağın olsun Azize. Bak Azize abla ne getirdi bana. Senin de var, gidip alsana. Herkesin hediyesi var. Bu sana tantan Azize. Sağ ol canım evladım. Bu da sana. Sağ ol yavrum. Kusura bakma, bu da senin. Eyvallah, eksik olma. Her şeyimi size borçluyum. Saadetimi size borçluyum. Tek üzüntüm sizlerden ayrılmak. Nikah ne zaman Azize kız? Hemen yarın. Öğleden sonra Tarık'ın evinde. Öyle düğünlüğünü istemedim. Gelinlik giymeden olur mu kız? Nikahta giyeceğim. Sonra da hemen Paris'e hareket edecekmişiz. Hani şu uzun Eyfel Kulesi var ya... ...oradan da Londra'ya, Amerika... Eyvah! Boncuğun kordonesini vermeyi unuttum. Hmm.
canım. Ayla nerede? İçeride olacak. Hediyelerini vereyim. Kusura bakma Ayla. Sana layık değil ama Mine'nin kumbarasına da para atalım. Paralar ne oldu? Bankaya yatırdık Aziz abla. Yalan söyleme. Senin nişanına gidebilmek için harcadılar parayı. Ayla! Yalan mı söylüyorum? Damadın ailesine fiyaka yapmak uğruna Mine topal kalacak. Bacağım eskisi kadar acımıyor ki artık. Kendiliğinden iyileşiyor. Değneksiz bile yürüyebiliyorum artık. Bak! Canım kardeşim, canım kardeşim. Doğruyu söyledim günah mı? Bu gece Mine için oynayacağız. Bir gecede kapatacağız açığı. Hadi iş başına. Mine Sultan yararına Azize'nin veda temsili var bu gece. Buyurun. Duydum şekerim. Layığını bulmuş. Tabii beklerim. Bir hanım sizinle görüşmek istiyor. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum. Seni tebriğe geldim şekerim. Sana nikah hediyesi getirdim. Vereceğim haber sanırım hediyelerin en güzeli olacak. Gelin, görün, dünyanın en büyük gösterisi. Küçük sanatçı Mine'nin yararına. Bu gece fıtığı olan girmesin, gülmekten patlayabilir. Kalbi olan girmesin, bu gece durabilir. Haydi gişeye! Biletler daha pahalıdır. Kesesine güvenmeyen gişeye sokulmasın. Bu gece yılın en büyük gösterisi. Hadi, hadi durmayın. Evet, 5 kişilik. Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün çilemezi görmedim, canım sıkıldı. Aman canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Bir o tüverde kocaman kız, giliman yanaktan. Ayla hastalanmış, sahneye çıkmak istemiyor. Merak etme Rasim baba, onun yerine de çıkarım. Bu gece Mine'nin gecesi. Yarın nikahlanacağın kadın bu işte. Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.
yüzüme bakmıyorsun. Ne oldu? Fakir kızın rüyası bitti mi? Niye konuşmuyorsun? Hani söz vermiştin bana? Açıkça söyleyecektin her şeyi. Pişman oldum, haklısın. Vaktinde söylediğin için teşekkür ederim. Her şey için. Tatlı bir hayaldi. Çok mutlu oldum, teşekkür ederim. Üzülme ne olur. Sosyete değilim ki ben. Halk kızıyım. Her acıya katlanırım. Arkadaşlar erkek azizle derler bana. Ne olur. Üzülme. Allah'a ısmarladık. Ne yapmamı istiyordun? Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı. Oynayacak başka yer bulamadın mı bu? Nereye adım atsam karşıma çıkıyor. Bir daha görmek istemiyorum, anladın mı? Kadar bir pasta olmaz değil mi? Bir yerde görmüştüm. Üç katlı bir düğün pastasıydı. Evet. Pembe şekerden kuş kafesi gibi bir ev vardı en üstünde. Pasta kesilince içinden beyaz güvercinler uçmalı. Merak etmeyin. En iyi düğün pastasını yaptıracağız. Azize abla. Düğün olmayacak. Ne pasta, ne düğün, ne bir şey. Hata ettim. Beni tekrar aranıza kabul edecek misiniz? Nereye? Gidiyorum beyefendi. Bu evde daha fazla kalmama imkan yok. Sana asıl şimdi ihtiyacım var Şakir. Sizin kimseye ihtiyacınız yok beyefendi. Herkesi, her şeyi hiçe sayan gururunuz size yeter. Ben kimim ki? Sersem bir baba yadigarım. Aşk trafiğini karma karışık eden budala bir uşak. Doğru söylemiyorsun Şakir. Seni hiçbir zaman uşak yerine koymadım. Ben de sizi dost bilmiştim Tarık Bey. Ama dostluğuma bile layık değilsiniz. Bana hakaret ediyorsun. Doğruyu söylüyorum Tarık Bey. Bu düzensizlikten bıktım. İnsansız yaşamaktan, sevgisizlikten bıktım. Sahte beyleri bırakıp gerçek bir hanımefendinin, Azize'nin yanına gidiyorum. Çadır tiyatrosuna. Daha az kazanılmışım, yorulmuşum, aç kalırmışım. Sizi bilmem. Benim insanca yaşamaya, dostluğa, sevgiye ihtiyacım var Tarık Bey. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Ben tiyatrodan Azize'nin arkadaşıyım. Mine ile anlatacaklarımız var size. Buyurun. Gökyüzünde
Yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Sizden bir defa daha yardım diliyorum. Bana Azize'mi bulur musunuz? Ona ihtiyacım var. İnsanca yaşamaya, dostluğa, sevgiye ihtiyacım var. Ne olur yardım edin bana. Burada bekleyeceğim onu. Arkadaşlık eder sana.